Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Sevda Kaygısız, Türkçe öğretmeniyim. 6. sınıf Türkçe dersinizde milli kültür temasında sizlerle birlikte Adam Olmuş Çocuklar Barış Manço metnini işleyeceğiz. Metnimize geçmeden önce hazırlık sorusuna bir bakalım. Müziğin kültürümüzdeki yeri konusunda yaptığınız araştırmaların sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız şeklinde bir soru. Öncelikle bu soruya ben cevap vereceğim. Sınıfta sizlerin cevaplarını da merakla dinleyeceğim. Müzik dediğimde müzik yani kültürümüzde çok eski zamanlardan beri var olan bir şey, bir tür. Bunu biliyorsunuz. Savaşta, eğlencede, çocukları uyuturken, mutluyken, hüzünlüyken. Yani hayatımızın her anında yer alan bir tür. Hayatımızdaki varlığını geliştirerek de sürdürmektedir ve sürdüreceğine inanıyorum. Hayatımız için özel bir şeydir, türdür müzik. O şekilde ifade edebilirim. Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz şeklinde bir soru. Barış Manço'nun görseli karşımızda. Barış Manço'yla ve onun yaptığı çalışmalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Adam Olmuş Çocuklar Barış Manço. Benim adım Barış Manço. Benim hikayemi öğrenmek ister misiniz? Ben dünyaya geldiğimde İkinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli zamanıydı. Babam dünyaya barış gelsin dileğiyle adımı Mehmet Barış koymuş. Adımın Barış olması beni etkiledi. Dünyada insanların barış ve sevgi içinde yaşamalarının bir yolu olduğuna inandım. Bunun sırrını bulmak için çok düşündüm. Önce kendimle, arkadaşlarımla, komşularımla, toplumla, tabiatla ve tarihimizle barış içinde yaşamayı öğrendim. Dünyaya barış ve sevgiyi yaymak için en iyi aracın müzik olduğuna karar verdim. Benim amacım kendi fikir ve düşüncelerimi müzikle insanlara aktarmaktı. Çok kitap okuyordum. Çünkü insan başkalarına faydalı olmak istiyorsa önce kendisini iyi yetiştirmeliydi. Dünyada barışın sağlanması için önce kendi ülkemizde barış ve huzurun sağlanması gerekiyordu. Atatürk'ün güzel bir sözü var. Yurtta barış, dünyada barış. Yani atamız dünyanın barış içinde yaşanması için öncelikle her ülkenin kendi içinde barışı sağlamış olması gerekir demek istemiş. Orta öğrenimine Galatasaray Lisesi'nde başlamıştım. Kafadarlar isminde ilk müzik grubunu kurdum. Şişli Koleji'nden mezun oldum. Ama benim bir hayalim vardı. Avrupa'ya gidecek ve orada müzik yapacaktım. Yaz aylarında çalışıp para biriktirdim. Otostop yaparak Fransa'ya vardım. Çok az param vardı. Peynir ekmek yedim. Ama sonunda Fransa'da tam 3 plak çıkardım. Fransızca yaptığım bu müzikler beğenildi. Ancak Fransa'da büyük bir radyonun sahibi Fransızca aksanımı beğenmemişti. Ben de büyük bir azimle çalıştım. Paris'te dünyanın en büyük konser salonu olan Olimpiya'da konser veren ilk Türk bendim. Ayrıca bu olaydan sonra yabancı dilden daha çok Türkçe şarkı söylemeye karar aldım. Güzel ülkeme geri döndüm. O zamanlar Türkiye'de beste yapan çok azdı. Yabancı şarkıların müziklerine Türkçe söz yazılıyordu. Oysa bizim kendimize ait o kadar güzel şarkılarımız, türkülerimiz vardı ki, kendi bestelerimizin yanında bu türkülerden bazılarını alıp yeniden düzenledim. Modern çalgılarla çaldığımız bu şarkılar, türküler ülkemizdeki genç, yaşlı, her yaştan insanı çok etkiledi. Yaptığımız müzik tıpkı türkülerimiz, şarkılarımız gibi bizim kültürümüzü anlatıyordu. Oluşturduğum bu yeni müzik akımına Anadolu Pop Folk adı verildi. Halkımız bu yeni müziği çok sevdi. Yepyeni şarkılar, yepyeni besteler ve albümler yaptım. Halkımız beni çok sevdi. Çünkü benim şarkılarımın hepsinde bizim kültürel değerlerimiz vardı. Şarkılarımda yüzlerce atasözü ve deyim kullandım. Sevgi, saygı, dostluk, dürüstlük, vefa gibi çok önemli değerlerden bahsettim. Tarihte iz bırakmış Türk büyüklerini, Fatih'i, Mimar Sinan'ı, Dede Korkut'u, Pir Sultan Abdal'ı, Aşık Veysel'i, destanlarımızı anlattım. İnsanlara hem kendi değerlerimizi hem de evrensel değerleri hatırlatmaya çalıştım. Çünkü kendi değerini bilmeyenlere başkaları da değer vermezdi. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Kökü olmayan bir ağacın dalı da olmazdı. Yaptığım müziklerde en başta gençliğimize özgüven kazandırmayı amaçladım. Düşüncelerimi müzikle anlatmak üzere çalışmaya devam ederken aklıma bir fikir geldi. Bu konuda ayrıca TV programları hazırlamaya karar verdim. İlk programımın adı 7'den 70'e
idi. Ben bütün hayallerimi siz çocuklar üzerine kurdum. 7'den 70'e adlı programı çocuklarla beraber yapıyordum. En büyük amacım bildiklerimi, öğrendiklerimi en başta sizlere aktarmaktı. Çünkü siz bizim geleceğimizsiniz. Çocuklarla birlikte temel değerlerimizi ve hayatın kurallarını eğlenceli, şarkılı, müzikli şekilde bizi izleyenlere anlatıyorduk. Birçok çocuk beslenme, trafik kuralları, temizlik kurallarını bizim programımızdan öğrendi. Özellikle beslenme konusuna çok dikkat ediyordum. Çünkü Atatürk'ün de dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bu programda elbette Kurtalan Ekspres vardı. Program tam 370 bölüm çekildi ve 10 yıl sürdü. Türk televizyon tarihinde kırılması zor olan bir rekora imza attım. Düşüncelerimi televizyon yoluyla iletmek çok etkili oldu. 7'den 70'e adlı programda Dönence adlı bir bölüm oluşturdum. Bu bölümde Ekvator'dan kutuplara kadar 5 kıtayı dolaşarak izleyicilerimize dünyayı tanıttım. 100'den fazla ülkeyi gezdim. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk uluslarını ekrana getirdim. Çünkü Türk milleti sadece Türkiye değil, dünyanın dört bir yanında yaşayan kocaman bir ulustur. Türk milleti olarak kardeşlerimizi, onların yaşadıkları yerleri, adetlerini ve geleneklerini tanımalıydık. Hayatım boyunca ülkeme, milletime faydalı bir evlat olmaya çalıştım. Çünkü ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim, ülkemize hizmet etmek benim için bir borçtu. Bu sebeple Türkiye'yi her yerde tanıttım. Japonya'daki konserime 20 bin Japon geldi. Hepsinin elinde birer Türk bayrağı vardı. Konsere katılan Japon başbakanı bile Kara Sevda adlı parçayı söylerken dans etmeye başladı. Mısır televizyonuna çıkıp Dağlar Dağlar adlı eserimi Arapça seslendirdim. Televizyondan bu parçayı dinleyen Mısırlılar büyük sevgi gösterisinde bulundular. Kongo'daki konserime de 14 bin kişi katıldı. Renkleri, dilleri, dinleri, farklı insanlar aynı duygu ve düşüncelerle mutlu oluyorlardı. Gittiğim her yerde hem ülkemi tanıtıyordum hem de insanları birbirine yaklaştırıyordum. Yani barış olarak dünyaya barışın gelmesi için elimden geleni yapıyordum. Şarkılarıma Yunanca, Bulgarca, Arapça, Fransızca, Farsça, Japonca, İbranice, İngilizce ve Flamenkçe'ye çevrildi. Birçok ülkede tekrar seslendirildi. Hayatım boyunca önce kendi ülkeme sonra tüm dünyaya evrensel mesajlar verdim. İnsanların geçici olarak bu dünyada birbirlerine saygı duyarak barış ve sevgi içinde yaşamalarını sağlamaya çalıştım. Kendi hayal ve hedefi olanlar yarınların adam olacak çocukları olacaktı. Dönence adlı parçamda uzakta bir yerlerde güneşler doğuyor diyordum. Benim için o güneşler siz çocuklardınız işte. O günlerin adam olacak çocukları, yarınlarımızın adam olmuş çocukları olacaktı ve öyle oldular. Şimdi sıra sizde. Adam olacak çocuk olarak yarınlarımızın adam olmuş çocuğu olmak için büyük hayaller kurmakla işe başlayalım. Suat Turgut eseri çok da güzel bir eser gerçekten. Barış Manço'yu da saygıyla anıyoruz. Birinci etkinliğimiz aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek boşluklara yazınız. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırıp birer cümlede kullanınız. Birinci kelimemiz aksan. Aksan kelimesi dediğimizde benim aklıma bir ülkenin insanlarına ve çevreye özgü söyleyiş özelliği gelmektedir. Aksanla ilgili cümlem ise İngilizlerin aksanı çok hoşuma gidiyor. Plak dediğimizde aklıma gelen sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden pikap veya gramofon ile dinlemek amacıyla hazırlanan plastik daire biçimindeki yaprak biraz genel tanımına uygun oldu. Plak kelimesinin cümle içerisinde kullandığımda ise Barış Manço'nun ilk plağını buldum şeklinde hazırladım. Sizler de cümlelerinizi hazırlayacaksınız her kelime için. Otostop kelimesi bir yayanın yoldan geçen bir otomobili durdurarak binmesi ve gideceği yere para vermeden gitmesi. Otostop kelimesini cümle içerisinde de şu şekilde kullandım. Bayramda eve otostop çekerek gelmiş. Öğrenciler bunu genellikle çok sık yapar. Evrensel kelimesinin anlamı dünya çapındadır. Kullandığım cümle ise COVID-19 evrensel bir sorundur. Günümüzün gerçekten evrensel bir sorunu durumunda. Özgüven kelimesi insanın kendine güvenme duygusudur. Özgüveni artırmak için sürekli kitap okuyorum da benim hazırladığım cümle. Sizlerin cümlelerini de tabii ki dinleyeceğiz.
İkinci etkinliğimiz, aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız. Birinci sorumuz, ailesinin ona Barış ismini vermesi Barış Manço'yu nasıl etkilemiştir? İsimlerin insanları etkilediğini düşünüyorum. Metne göre de Barış Manço'yu etkilemiştir. Şöyle ki, ailesinin ona Barış ismini vermesi kişiliğinin de adı olmuştur. Aslında insanların barış ve huzur içinde yaşamalarını gerektiğine inanmış, bunun için çalışmış, barış içinde yaşamanın sırrını bulmak için hep çabalamıştır Barış Manço. İkinci sorumuz ise Barış Manço'nun müzik yapmaktaki amacı nedir? Barış Manço'nun müzik yapmaktaki amacı, müziği barış ve sevgiyi yaymak için bir araç olarak görmüş. Çünkü tüm dünyada kullanabilmiş şarkılarını. Şarkılarında birlik, sevgi, umut, barış mesajları vermiş. İnsanlığa önem vermiştir. Barış Manço şarkılarında genellikle hangi değerlerden bahseder dediğimizde, Barış Manço şarkılarında adı gibi barıştan, dostluktan, sevgiden, dürüstlükten, vefadan bahsetmiş. Hep birlik ve beraberlik mesajı vermiştir şarkılarıyla. Dördüncü sorumuza baktığımızda, Barış Manço'nun bahsettiği Türk büyükleri kimlerdir? Siz bunlardan hangilerini tanıyorsunuz şeklinde. Barış Manço metninde geçen Türk büyükleri Fatih'tir. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fetheden alim bir padişahtır. Yine Mimar Sinan'dan bahsetmiş, eserleri günümüze gelen, mimarların piri olarak bilinen, günümüzdeki mimarları etkileyen büyük bir mimardır Mimar Sinan. Aşık Veysel ve Pir Sultan Abdal halk ozanlarımızdır. Türküleri dilden dile dolaşmakta, günümüzde hala dinlemekteyiz. Yine Dede Korkut'tan bahsetmiş, eski Türk bilgelerinden kişidir. Hikayelere konu olmuştur şeklinde ifade ediyorum. Bir diğer sorumuza bakıyorum. Sanatçının 7'den 70'e adlı programı çocuklarla beraber yapmasının sebebi nedir? Barış Manço bu programı çocuklarla birlikte yaparak çocuklara bildiklerini öğretirken onlardan da bir şey öğrenmeyi amaçlamış, bu uğurda da çalışmıştır her zaman. Diğer sorumuza bakalım. Barış Manço hayatı boyunca hangi amaçlar için çalışmıştır dediğimizde, adı gibi barış için çalışmış, birlik, beraberlik için çalışmış, şarkılarını araç olarak kullanmıştır diye ifade edebilirim. Sanatçının oluşturduğu müzik akımının bu kadar sevilmesinin nedeni nedir sizce? Sevilmesinin nedeni, şarkılarında evrensel mesajlar vermiş, birlik beraberlik mesajı vermiş, dostluğu, sevgiyi ifade etmiş. Tabii ki sevilir böyle bir durumda da. 8 ve son sorumuz, yarınların adam olmuş çocuğu olabilmek için sizler neler yapabilirsiniz? Bu sorunun muhatabı direkt sizlersiniz çocuklar. Ben hayalleriniz olmalı diyorum, umutlarınız olmalı, azimle inanmalısınız. Barış Manço'nun çocukları büyüdü ve sizler de kendi çocuklarınızı büyüteceksiniz şeklinde ifade ederek diğer etkinliğe geçiyorum. Üçüncü etkinliğimiz, sizce Barış Manço aşağıdaki sözlerinde çocukları neden güneşe benzetmiştir? Düşüncelerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız şeklinde. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor. Benim için o güneşler siz çocuklardınız işte. Çok güzel ifade etmiş. Çocukların geleceğimiz olduğunu. Yaşam kaynağı, biliyorsunuz ki yaşam kaynağı güneş. Doğduğu zaman her yer aydınlanır. Doğa, insan, herkes hayat bulur. Yani geleceğimiz, umudumuz olan çocuklar insanlığın güneşidir. Hayatın devam etmesini sağlayacak geleceğin ışıklarıdır. Bu nedenle geleceğimiz olan çocukları bizim için aydınlık aracı olan güneşe benzetmiştir Barış Manço. Yine bu metindeki, bu sözdeki yorumları sizlerden alacağım. Merakla bekliyorum. Dördüncü etkinliğimize baktığımızda, aşağıdaki cümlelerde altı çizili sıfatlar isimleri hangi yönden belirtmiştir şeklinde. Öncelikle sıfat neydi? Tekrar bir hatırlayalım diyorum. İsimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim yönünden tanımlayan, tamamlayan, tarif eden kelimelerdi. Hemen cümlelerimize bakıyoruz. Fransızca yaptığım bu müzikler çok beğenildi. Burada baktığımız zaman bu kelimesi sıfattır, işaret sıfatı olarak ismi belirtmiştir. Bir diğer cümlemize bakıyoruz hemen.
O zamanlar Türkiye'de beste yapan çok azdı. Baktığımız zaman o kelimesi burada işaret sıfatıdır. Zaman kelimesini işaret yönünden belirtmiş, tamamlamıştır. Bir diğer cümlemize bakalım. Şarkılarımda şu değerlerden bahsettim. Sevgi, saygı, dostluk, dürüstlük, vefa dediğimizde şu kelimesi burada işaret sıfatıdır. İsmi işaret yönünden belirtmiş, nitelemiştir. B seçeneği etkinliğimizin B bölümüne baktığımızda siz de bu, şu, o, öteki, bir iki kelimelerini isimlerle beraber kullanıldığı cümleler oluşturunuz şeklinde. Bu adamın gözleri çok güzel dediğimde bu kelimesi, o bize her zaman kızardı dediğimizde o kelimesi, şu insanları anlamak ne zor dediğimizde şu kelimesi, öteki araba daha güzel dediğimizde öteki, bir iki ev Ahmet'in dedesinin dediğimizde bir iki ismi işaret yönünden belirten sıfatlardır gençler. Hemen bir diğer etkinliğimize geçelim. Beşinci etkinliğimizde altı çizili sıfatlar cümleye nasıl anlam katmıştır? Örnekteki gibi belirtiniz demiş. İlk örneğimize bakıyoruz. Barış Manço'nun hangi şarkısını seviyorsunuz? Altı çizili kelimemiz hangi soru anlamı katmıştır? Bunu kitabımız bizim için hazırlamış. Japonya ve Mısır'da ikişer konser verdim dediğimizde ismi sayı yönünden belirtmiştir sıfatımız. Altı çizili kelimemiz ikişer. O günlerin adam olacak çocukları, yarınlarımızın adam olmuş çocukları olacaktı cümlesinde o kelimesi günler kelimesini işaret anlamı yönünden tamamlamıştır, işaret anlamı katmıştır. Birçok ülkede tekrar seslendirildi dediğimizde birçok kelimesinin altı çizilmiş sayı anlamı katmıştır bu kelimemiz. Mısırlılar büyük sevgi gösterisinde bulundular cümlesinde büyük kelimesi durum anlamı katmıştır diyerek 5. etkinliğimizin B bölümüne geçiyoruz. Aşağıda bir bölümü verilen Nasrettin Hoca fıkrasını okuyunuz. Altı çizili kelimelerin türünü belirleyerek metne olan katkısını defterinize yazınız. Papağan ve hindi. Güzel bir yaz sabahı Nasrettin Hoca dışarıdan gelen çocuk sesleriyle uyanmış. Hanımına bugün kahvaltımızı bahçede yapalım demiş. Yalnız evde birkaç eksik var. Ben kahvaltıyı hazırlarken pazara çıksam ne iyi olur demiş hanıma. Tamam deyip pazara doğru yola koyulmuş. Sonra pazara girmiş, hanımın istediği sebzeleri almak için tezgahları gezmeye başlamış. Domates, salatalık, biber, patates, soğan almış. Aldıklarının parasını öderken burnuna mis gibi şeftali kokusu gelmiş. Kokunun geldiği tezgaha doğru yürümüş. Yaz meyveleriyle dolu tezgahtan 1 kilo şeftali almış. Salkım salkım üzümler, turuncu kayısılar. Hocaya sanki bizi de al, bizi de al diyormuş. Nasrettin Hoca pazarcıya, sen en iyisi hepsinden ver demiş. Nasrettin Hoca aldıklarının parasını ödemiş. Görmüş olduğunuz gibi bu metinde altı çizili kelimelerimiz var. Ben altı çizili kelimelerimizi burada belirttim. Güzel kelimesi sıfat anlamında, yine bir kelimesi sıfat anlamında, birkaç kelimesi sıfat anlamında, salkım salkım kelimesi sıfat anlamında, bir kelimesi sıfat anlamında, turuncu kelimesi sıfat anlamında metnimizde yer almıştır gençler. Hoca ve Nasrettin kelimeleri ise isimdir. Bunları da ayrıca belirtmiş olalım. Altıncı etkinliğimize baktığımızda, sizce kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtmak amacıyla müziğin dışında neler yapabiliriz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız şeklinde bir soru. Bunun çeşitlilik alanı günümüzde çok gelişti. Ben buna inanıyorum. Filmler, belgeseller olabilir, yapılan reklam çalışmaları, yine tabii ki müzik, diziler, kültürümüzü yansıtan diziler, filmler, dans gösterileri, çeşitli spor dallarına katıldığımız etkinlikler, spor faaliyetleri bence ülkemizi dünyaya tanıtmak için, kültürümüzü tanıtmak için uygulayabileceğimiz sistemlerdir diye düşünüyorum. Yedinci etkinlik, yörenize ait türkünün hikayesini yazınız. Adana yöresinde, biz biliyorsunuz ki Akdeniz bölgesinde Adana şehrinde yaşıyoruz. Bu bölgeye ait türküleri araştırıp, hikayelerini araştırıp sınıfta sizlerle konuşmak için heyecanla bekliyorum gençler.
Ve etkinliklerimiz bitti. Gelecek derse hazırlığımızı lütfen yapalım. Yaşadığımız bölgedeki müzikler hakkında bilgi ediniz ilk olarak. Daha sonra 26 Ağustos 1071 ve 26 Ağustos 1922 tarihleri arasında hangi olaylar yaşanmış araştırın bakalım. Tanıtım yapmak üzere yaşadığınız bölgenin kültürel özellikleriyle ilgili görseller toplayınız şeklinde sorularımızı önceden hazırlayarak bir sonraki metne de hazırlanmış olursunuz. Teşekkür ediyorum gençler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.